والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صدق رسول الله. Okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Allah meala buyurur ki, kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Hadis-i şerifte de mealen denilir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız ailesine en güzel şekilde davranandır, ben de aranızda ailesine en güzel davranan kişiyim buyurmuşlardır. Yüce Yaratıcımızın en güzel nimetlerinden biri aile. Aile insanı hayata gözlerini açtığı anda sarıp sarmalar, koruyup kollar ve bağrına basar. Aile, Rabbimizin rahmetiyle desteklediği çocukların ve temiz rızıklar ihsan ederek güzelleştirdiği mukaddes yuvadır. Aile, insan için huzura ermenin ve güven duygusunu derinden hissetmenin adıdır. Aile, muhabbetin, neşenin ve lezzetin paylaşılarak kıymet kazandığı yerdir. Vefanın, fedakarlıkla, imanın, ihsanla, bilginin, hikmetle ve sevginin hürmetle harmalandığı bir eğitim ocağıdır. Aile bizim en değerli hazinemiz, vazgeçilmez değerimizdir, değerlerimizdendir. Onun içindir ki erkek ve kadını adalet üzere yaratmıştır Cenab-ı Allah. Dinimize göre erkek ve kadının yaratılmış gayesi birdir. Her ikisi de değerlidir. Temel hak ve dokunulmazlıkları da ayrılık, kulluk ve sorumluluk, mükafat ve ceza, iffetli ve onurlu bir hayat yaşamada aralarında hiçbir fark yoktur. İslam bizlere aile saadetini ve mutluluğun yollarını göstermiş, bizler için aile hayatında en güzel örnek alacak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göstermiştir. Onun içindir ki cemaat, ailede karşılıklı anlayış hakim olmalıdır. Eşler birbirine güven duymalı ve bağlılık göstermelidir. Sevinçte, kederde, yorgunlukta, sıkıntıda hep bunlar beraber paylaşılır. İşte o zaman ilahi rahmet tecelli eder ve meveddet, yani sevgi ve muhabbet kalıcı hale gelir. Onun içindir ki her anne baba Allah'tan korkun ve evlatlarınızın arasında adaletli olun emrinin muhatabıdır. Onun içindir ki sevgili Peygamberimizin bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter uyarısına kulak verilmelidir. İçinde bulunduğumuz haftanın aynı zamanda engeller haftası olduğunu hatırlatmak isteriz. Deriz ki pek çok ailede engelli kardeşlerimiz olabilir. Onun içindir ki gerek doğuştan gerekse sonradan meydana çıkan engellilik durumu çalışmaya, üretmeye ve başarıya asla engel değildir. Asıl engellilik aklını, gönlünü, elini ve dilini şefkat ve merhamete kapatmadır. İnşallah Cenab-ı Allah izin verirse, ömrü hayat varsa çarşamba günü rahmet ayı Ramazan'a kavuşmuş olacağız. Salı akşamında ilk teravih kılmış olacağız, sahura kalkacağız. Bu mübarek ayın ailemize, milletimize, devletimize ve tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz edelim. Niyazımız bu doğrultudadır. Kâle aleyhissalâtu vesselâm eddâ-i minel-dembi kemellâden bele estağfirullah el-azîm ve etübillek ve esnedullâh elîm ve lekümün tevfîk innet dîne indallâhi l-islâm.
Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hamd-i cahiline ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnna Allahe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyâ eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimü teslimâ. Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi Muhammed kemâ salleyte ala İbrahim ve ala alihi İbrahim inneke hamidun mecid. Ve barik ala Muhammed ve ala alihi Muhammed kemâ barakte ala İbrahim ve ala alihi İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ımız İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle, devletimizi, milletimizi, ülkemizi her türlü kötülüklere karşı muhafaza eyle. Dünya ve ayette iyilikten ayırma cehennemin ateşinden tüm ümmet-i Muhammed'le beraber bizleri de muhafaza buyur. Bizleri, annelerimizi, babalarımızı ve inananları hesap gününde bağışla, cemalinle, cennetinle müşerref eyle, Efendimiz'e komşu eyle. Şüphesiz sen işiten ve duaları kabul edensin. İsteğimiz bu doğrultudadır. Kabul eyle ya Rabbel Alemin. Evet, vaiz kardeşimize de söylediği gibi hayırlı toplanacak. Ondan sonra cazıma bir de hani diyorduk ya zamanından beri hep bu tekke Kur'an kursunu yapılmasında diye. Demek ki meyveleri sonra görülüyor. Bak öncelerde Balıkesir'deydi, şimdi Türkiye şeysine ilk 7 arasına girildi. Cenab-ı Allah duamız o şekilde dedi ki evladımız başarılı eylesin. Öbürküler de bizim evladımızın, ülkemizin insanıdır. Bunu da söyleyelim bu şekilde. Bir de söyleyeceğim, şu makineler koyduğumuz dükkan sahiplerinin kameraları varsa, çalışmıyorsa veya da şey yapıyorsa, arızalıysa biz yaptıralım da, Allah aşkına yine iki tanesine bir meydan okumuşlar, onun için ne yapacağız? Çağıracağız. Kimin parası gidecek? Gene vatandaşın parası gidecek. Onun için kim davranmışsa bu işe, bunu böyle her birliğiyle halledelim buna da. Onun için geçen hafta da dedim, ya eceline susadı ya da başka türlü şeydir yani. Onun için dinle uğraşan iftihar etmez. Bir de Hakan 1304 sokak mıydı? 1304 sokakta yarın saat 12'de hayır vardı Bilal'da. Onun için Varlık Ota'nın şeysinde, o sokağında işte. Ben onu yazdım, kağıt orada kaldı masada. Hepiniz davetlisiniz. Allah kardeşlerimizin de hayırlı kabul ve makbul eylesin. İnşallah ümmet-i Muhammed'in de yapmış olduğu her türlü hayırlı hasenatı fazlasıyla ikram eylesin, derecelerini âli eylesin. İnşallah. İnna Allahe yemuru bil adli vel ihsani ve itâli vel gurbâ ve yel'âni fahşâhi vel menkeri vel bâvı. Ya'yumrukum leallekum tezekkerûn. Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı, yararlı amelleri en güzel şekilde yapmayı, akrabaların da birbirine yardım etmesini emrediyor. Her türlü kötü alışkanlıktan uzak durmayı size ve bize böylece öğütlemiş oluyor. Cenab-ı Allah ümmet-i Muhammed'le beraber bizlerin işlerine iş rastlığı versin, kazanç kaynaklarımıza bereketler ihsan eylesin.